Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini yüksek muharebe alarmına geçirmelerini emrediyorum. Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer güç alarmı verdi. Dünya teyakkuza geçti. Ben Putin'in bu kadar erken nükleer silahlarla ilgili ifadelere başlaması çok önemli olarak görüyorum. Çünkü bu işlerin iyi gitmediği anlamına geliyor. Putin kurmaylarıyla yaptığı toplantıda nükleer silah için düğmeye bastı. Nükleer güçlerin yüksek muharebe alarmına geçirilmesi emrini verdi. Putin'in Macron'la yaptığı görüşmeyi hatırlarsak galiba orada bir ifade kullanıyordu. Evet, NATO güçleri bizden konvansiyonel anlamda daha güçlü ama bize de çok büyük bir nükleer cephanelik var demişti. Bugün Putin'in nükleer silahlarını, mesela 11 bin kilometrelik kıtalar arası bir füzesi var şu anda galiba, süpersonik bir füze. Evet. Onu falan Moskova'da yollarda falan geçiriyorlar. Bunları tabii cepheye doğru gönderebilir ama kullanabileceğini düşünmüyorum. Bu bir Pyrrhus zaferidir. Yani böyle bir savaş olursa 3. Dünya Savaşı'dır zaten. Evet. Biz bunu Soğuk Savaş'ta Küba krizinde de gördük. İki tarafta savaşın eşiğine geldi ama bir şekilde hem Hruşov hem Kennedy frene basmayı bildiler. Putin'in o talimatı üzerine Rusya Savunma Bakanı Shoigu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un asık yüzlü bakışları dikkatlerden kaçmadı. Putin'in caydırıcı güç olarak nükleer silah kullanma tehdidine Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Nükleer bombalarla vursanız bile bizi yenemezsiniz." diye konuştu. Amerika Putin'in nükleer güç kararını gereksiz ve gerginliği artırıcı bir hamle olarak gördü. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Putin'e "tehlikeli ve sorumsuzca adım atıyorsun" diye seslendi. Nükleer silah caydırıcı bir güç olarak tanımlanıyor. Kullanıldığı takdirde telafisi mümkün olmayan, ağır sonuçlar çıkarabilen bir silah. Peki dünyada hangi ülkelerde nükleer silahlar mevcut? Hemen bakalım harita üzerinden. Başta Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere birçok ülkede nükleer silahlar var. İşte 6250 nükleer silahla Rusya birinci sırada. Onu takip eden Amerika Birleşik Devletleri var ve sonrasındaysa Fransa 300 adet nükleer teçhizatıyla dünyada 3. sırada. Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılmadan önce nükleer silahlara sahipti. Soğuk Savaş'ın 1991'de tamamen sona ermesinin ardından bağımsızlığını kazanan ülkeler arasında yer alan Ukrayna dünyanın en büyük 3 nükleer gücünden biriydi. Ukrayna'da da daha önceden 1994 yılı öncesinde nükleer silah mevcuttu. Fakat nükleer silahların azaltımı süreciyle başlayan görüşmelerde Kiev hükümeti 5000'den fazla nükleer silahı güven koşuluyla Moskova'ya devretti. Yapılan Budapeşte Memorandumu sonrasında 1994 yılı akabinde Rusya'ya o nükleer silahları teslim etti. Sadece Ukrayna değil, Cezayir, Arjantin, Belarus, Brezilya, Kazakistan, Irak, Libya, Romanya ve Güney Afrika'da nükleer silahlarını söken ülkeler arasında.